Teşekkür ederim. Ali Şirin'e vaydın. Evet, sevgili konuklar, sevgili seyirciler, Türk kültürünün ve Türk dilinin yaygınlaşması ve genelleşmesi sadece Türk okullarıyla olmuyor. Takdir edersiniz ki Türkiye'den yurt dışına giden iş adamlarımız var, sanat adamlarımız var ve siyasetçilerimiz var. Kıta kıta dolaşan, ülke ülke dolaşan siyasetçilerimizin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Beyefendi geliyorlar. Türkçe sevdalısı hitabetiyle birçok hatibi geride bırakacak değerli bir konuşmacı, değerli bir siyasetçi Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi. Evet. Türk okullarının ve Türkçenin yaygınlaşmasında emeği geçen bütün siyasetçileri burada bir kere daha saygı ve hürmetle anıyoruz. Sayın Başbakanımızın Türkçe konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Her gittiği yerde sağ olsunlar Türkçe konuşuyorlar. Sadece bir yerde hatırlamıyoruz. One minute diyerek İngilizce konuştular.
alkışlar sizin için Sayın Başbakanım. Bazı yerde 1 minute de Türkçe konuşmak demektir. Yerinde duruş demektir. Evet, tarihe bu şekilde. Ve şimdi sırada yine ödüller var galiba. Unutulmaz damgayı vurdu. Asırlar boyu hatırlanacak bir hadise. Efendim şimdi Alişir Nevai ödüllerine devam edelim. Yine Türk diline hizmet eden ilim adamlarına verilmiş bir ödül diye hatırlatmamı yaptıktan sonra Profesör Doktor Rostislav Ribekov'u davet edelim efendim. Rusya İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü müdürüdür. Diyalog Avrasya platformunda başkanlık yaptı ve değerli bilim adamının Profesör Ribekov'un Türkiye'nin Rusya'da tanıtılmasında çok büyük katkısı olmuştur efendim. Ve diğer bir ilim adamı İstanbul'dan Profesör Doktor Kemal Eraslan hocamız, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyelerinden, Türkoloji dünyasının tanınmış isimlerinden ve Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserinden Türkiye Türkçesine ilk aktarmaları yapan kıymetli hocamız, hoş geldiler efendim. Hoş geldiniz efendim. Ve Alişir Nevai ödüllerini vermek üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çubukçu'yu davet ediyoruz efendim. Efendim öncelikle tüm Türkiye'ye buradan iyi akşamlar dilemek istiyorum ve 7. Türkçe Olimpiyatlarının Türkçe Olimpiyatlarının Tertip Komitesi'ne böylesine anlamlı, böylesine güzel bir ortamda bizleri buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye geldikleri ilk günden bugüne törenin başında izlediğimiz Türkçe çiçekleri törenindeki gibi her bir gün buradaki çocuklar birer çiçek gibi açtılar. Gönlümüzde, ruhumuzda hepimizi zenginleştirdiler. Dilimizi bir kez daha en içten şekilde sevmemize neden oldular. Tekrar teşekkür ediyorum ve Türkçe hizmet etmiş herkesi burada rahmetle anıyorum. Hizmet edecek herkese hürmetlerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Teşekkür ederim. Can you speak? Can you speak? Değerli dostlar. Для меня это большая радость и честь присутствовать на таком празднике. Bu bayramda bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. It's not the end. Праздники турецкой культуры, турецкого языка. Türk dili ve Türk kültürü bayramındayız. Все мы знаем, что язык может нести идеи добра и может нести идеи ненависти. Мы видели сегодня, как представители более 100 стран были объединены турецким языком на основе доброты, доброго отношения к миру. Türk dili iyi niyet ve kötülük fikrini taşıyabilir. Ama biz burada 115 ülkenin vatandaşlarının bu Türk dili iyi niyet adına kullandıklarını görüyoruz ve saygı duyarız. Очень приятно, что таким языком единения для многих народов становится турецкий. İyi niyet dili olarak yani Türkçenin olmasından mutluluk duyuyoruz ve çok seviniyoruz. За два дня до моего приезда сюда мне позвонил один мой друг из Германии. Там проходила конференция, посвященная Гюлену. Он немец, он позвонил и сказал: «Теперь я знаю, что у каждой немец наступает время, когда каждый немец должен знать два языка».
немецкий и турецкий. Buraya gelmeden önce bir arkadaşım aradı, profesör kendisi, Almanya'dan aradı. Orada büyük bir konferans oldu ve bana dedi ki, bundan sonra ben artık biliyorum, her Alman iki dil bilmeli, Almanca ve Türkçe. У меня пока нет правнуков. У меня есть внуки, внучки, но правнуков нет. Я надеюсь, что мой правнук будет знать два языка: русский и турецкий. Benim büyük torunlarım yok ama benim torunlarım var ve ümit ediyorum ki benim büyük torunlarım iki dil bilecek: Rusça ve Türkçe. Он будет знать два языка, как его будущая мама, моя внучка, которая вам переводит. İki dil bilecek çünkü onun annesi iki dil biliyor. O da benim torunum şu an tercüme eden. Спасибо. Thank you very much. Evet, siz buyursunuz. Beklettik sizi. Buyurun hocam, siz de bir cümleyle düşüncelerinizi alalım. Sayın Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, değerli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlarım. Böyle bir ödüle beni layık gören tertip komitesine bilhassa teşekkür ederim. Bu arada müsaadenizle bir hususa temas etmek istiyorum. Bu aziz vatanımızın çağdaş dünyada layık olduğu yere ulaşması için ilim ve teknolojide, sanatta çağı yakalamamız ve bu ilim ve sanatı güzel Türkçemizle ifade etmemiz gerekmektedir. Türkiye'nin layık olduğu yere ulaşmasında kültürün önemini hepimiz peşinen kabul edip kültürümüze ve bu arada güzel Türkçemize gerekli özeni göstermek zorundayız. 500 sene önce Alişir Nevai o devir Türkçesinin büyük bir sanat yaratacak güçte olduğunu iddia ederek, hatta Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu iddia ederek bütün eserlerini Türkçe vermiştir. Ve devrinde Farsça yazanları Türkçe yazmaya teşvik etmiştir. Bu bakımdan Türkçemize gerekli hassasiyetimi daha çok göstermemiz hayati önem taşımaktadır. Hepinizi saygıyla selamlarım. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Ben sizi yerinize kadar uğurlayayım emanette. Siz de sahnedeki evet, sunumunuzu yapın. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tebrik ediyoruz sizi de. Evet, 7. Türkçe Olimpiyatlarında Alişir Nevai ödüllerini böylece sahiplerine iletmiş olduk. Programımız devam ediyor efendim. Şimdi biraz hareketlendireceğiz daha biraz da. Biraz hareketlendirelim sahneyi. Ama şunu söylemek lazım ki bu Türk okullarına 7 genç olarak gittiler ve 70 bin, ellerinde 70 bin gülle geri döndüler hakikaten. Öğretmenlerimizi defalarca alkışlıyoruz tabii. Evet, şimdi sırada Türkmenistan var. Türkmenistan var. Aziz Kütçeyev gelecek. Arkasından da Türk medyasında da çok sevilen, çok izlenen bir grup gelecek. Şu elektriğe tutulmuş gibi oynayan çocuklar var ya, kol bastı diyorlar burada evet, adına. Irak ve Kırgız ekipleri de hemen arkasından sahne alacaklar efendim. Thank you.
Murad böyle. Ah, kalk gidelim kardeş. Murad böyle, Murad böyle. Gündüzler hayalımda, geceler geceler şirin uykumdan oldum limne ayak, şirin uykumdan oldum ya. Dertliyim, derdimi kime deyim, nasıl edim ben? We'll be right back.
Teşekkür ederim. Önce sanıyorum medyaya bir teşekkürü şimdi olacak. Şimdi ondan da önce çok duygusal bir milletiz. Böyle sulu gözlüyüz. Başı açık, sırtı açık birini görsek ağlarız. Bunları anlıyorum. Ama geçenlerde ekranda görüyorum bu kol bastı oynanıyor. Seyirciler arasında kol bastıyı seyrederken ağlayan insanlar görüyorum. Enteresan. Çok burada uzaklardan gelip herhalde evet, bu oyunun ötesinde bir şey evet, var. Oyunun ötesinde. Kırgız oynuyorsa, Türkmen oynuyorsa bir Türk oyununu burada hakikaten göz yaşartan bir durum var. Tabii bir teşekkürümüz var. Bu sene olimpiyatlar ülkemizdeki birçok medya kuruluşunda, televizyon, dergi ve gazetede olimpiyata gelen çocuklar yer aldılar. Hak ettiği yeri aldılar. İnşallah bundan sonraki senelerde gerçekten hak ettiği yeri alacaklar. Bütün medya kuruluşlarına, basın mensuplarına bir kere daha buradan teşekkür etmek istiyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Evet, 7. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının bu ana gününün yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ancak şimdi teşekkür plaketlerimiz var. Bu da bizce çok önemli. Çünkü bu çocuklar yıllar önce Anadolu'nun bağrından çok uzaklara hiçbir çıkar gözetmeksizin gittiler. Ve orada tohumlarını attılar. O tohumlar büyüdü, yeşerdi. Dallarda meyvelerini verdi. Bu tabiri kullanmak uygun olacaktır sanıyorum. Ve o meyveler arkada bıraktıklarının da binlerce temsilcisi olacak. Binlercenin temsilcisi olacak bugün buraya gelen genç kardeşlerimiz. Onları anons etmeyi de Kemal Bey'e bırakıyorum. Bu arkadaşlarımızdan üçüne burada
bir teşekkür plaketi vereceğiz. Ben kardeşlerimi sahneye davet etmek istiyorum. Alma Birniçanin, kendisi Bosna Hersek'teki okullardan mezun oldu. Onu Bursa'daki şiir şöleninden hatırlayacaksınız. Orada sunuculuk da yapıyordu. Kendisi ayrıca Bosna Hersek'te televizyonlarda da çalışıyor. Alma Birniçanin'i davet ediyorum. Alma, evet. Bir diğer arkadaşım Alban Tartari. Albansa Arnavutluk'taki Türk okullarından Mehmet Akif Ersoy okulundan mezun oldu. Şimdi özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. Kendilerini davet ediyorum. Onu da evet, İstanbul'daki Alban Tartari de geliyor. Evet. Alban Zeynep Hanım'la. Zeynep Hanım'la şiir şölenini sunmuşlardı birlikte ve üçüncü olarak Mervet Berkalevia. Kendileri geçen sene 4. Olimpiyatlarda dereceye giren arkadaşlarımızdan birisi, geliyorlar Mervet'te. İşte dallardaki meyveler, hayatın içindeler artık ve onlara ödüllerini vermek üzere. Ve daha binlercesini biz de tanıdık, bizim için de şeref oldu. Ve teşekkür plaketlerini vermek üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve izin verirlerse değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ı da davet ediyoruz. Alban, kıymetli eşleri hanımefendiler, Alban'a teşekkür plaketlerini veriyorlar. Ve Alma Hanım'a Sayın Başbakanımız teşekkür plaketlerini takdim ediyorlar. Sayın Başbakanım, Emine Hanım mı lütfeder? İzin verir misiniz? Emine Hanım mı bir şeyler söylesin? Önce, peki efendim. O zaman mikrofonu ben Emine Hanımefendi'ye vermek istiyorum. Başbakanım, bu da sizin. Harikulade anlar yaşıyorum sayenizde. Bütün bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum. Daha nice yıllar bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Hepiniz çok sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygıdeğer dostlar, hanımefendiler ve efendiler. Gerçekten günlerdir televizyon ekranlarında az önce Kemal kardeşimin ifadesinde kendisini bulan o heyecanı hep yaşadık. Hani o söylediği ağlarız neyi görünce hakikaten çapulsuz. Hiçbir şeyi olmayan insanı gördüğümüzde ağlarız. Gözlerimizden yaşlar dökülür. Ama şimdi az önce Kolbastı'yı izleyince, ondan önce o delikanlıyı ve diğerlerini özgüven içerisinde dinleyince, kızlarımızı o özgüven içinde dinleyince, gerçekten orada da yine duygularımız depreşti ve şahsen gönlümden evet ağlamaklı oldum.
Dün evvelsi akşam Moldova'daydım. Havaalanında oradaki Türk okulundan genç yavrularımız bizleri karşıladı. Türk bayrağı ile beraber. Aynı şekilde otele geldik. Yine bizimle beraber oldular. Dünyanın değişik ülkelerine gittik. Aynı şekilde yine onlarla birlikte olduk, beraber olduk. Dünyanın dört bir yanında şu anda Türkçenin konuşması mücadelesini veren bir çalışma var, bir organizasyon var. Dil sıradan bir olay değil. Dil bizde aynı zamanda gönül anlamına gelir. Gönül. Yani edebiyatımızda ehli dil ifadesi vardır. Bu bir diğer anlamıyla da ehli gönül demektir. Gönül ehli, dil ehli. Bu bakımdan dünyanın bir diğer ucunda eğer Türkçe konuşan varsa ona gönüllerimizle ulaşabilmek ve onunla aynı derdi paylaşabilmek işte onunla gerçekleşiyor. Bugüne kadar bu mücadeleyi sürdüren değerli kardeşlerime, tüm yönetici kardeşlerime ve görev alan tüm öğretmen kardeşlerime şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Ben bu kardeşlerimi, beni mazur gelin, Osmanlı'nın akıncıları olarak görüyorum. Bu kardeşlerim oraya dilimizle gittiler. İşte Necip Fazıl'ı dinledik, Akif'i dinledik, Nazım Hikmet'i dinledik, Yunus'u dinledik, Ali Şir Nevai'yi dinledik. Hep bu öğretmen kardeşlerimizin orada verdikleriyle. İşte kaç gündür onların güftelerini bestelenmiş haliyle de dinliyoruz. Bundan dolayı tebrik ediyorum. Kutluyorum ve başarılarının artarak devamını diliyorum. Sayın Başbakanım, çok teşekkür ederiz. Aslında bu ödül bizim değil. Bu ödül Türk insanının ödülü. Türk insanı olmasaydı, sizler burada olmasaydınız, sizin sevginiz, yüreğiniz olmasaydı, evlatlarınızı 115 ülkeye göndermeseydiniz, ne ben ne bu arkadaşlar burada olurdu. Onun için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hani Türk insanı sadece çoluk çocuğunu değil, ailesini değil, mahallesini değil, şehrini değil, Türkiye'sini değil, artık dünyayı düşünüyor. Artık dünyayı düşünüyor ona yakıştığı gibi. Hani şairlerin şairi diyor ya. Şairlerin şairi diyor ya, sen bir devsin. Yükün ağırdır. Kaldır bu yükü. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yeni bir dünya şarkısı söyleyeceğiz. Tüm çocuklarımızı sahneye almanın vakti gelmiştir. Değil mi efendim? O İstiklal Marşı'nı söyleyen küçükler, Enis ve Ruiz. Efendim, çok teşekkür ederiz. Onur verdiniz. Meyveler, yeni meyveler versin diye onları kendi topraklarına uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, hayırdır, ne arıyorsunuz burada?
Onlar da maskot bizim çok seviliyorlar. Evet, evet. Peki çocuklar geliyorlar. Buyurun. Çocukların sırası. Yeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyayı Türkçemizle kuruyoruz. Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi gönlümüzle kuruyoruz. Gönlümüz geniş, aç açabildiğin kadar sinen ummanlar gibi olsun. Eğilmediğin bir insan kalmasın, başını okşamadığın bir yetim kalmasın. Böyle bir nida ile yola çıktık. İşte yeni bir dünya şarkısıyla olimpiyatları kapatacağız şimdi. Sahne olimpiyat korosunun. Anladım ki bu garip kutsuz.